alıp kaçtılar. Aa, nereden bildin? Bilirim çünkü kaç kapçılar tutulupdu. Polisler de böyle Kemal abimin kartını tapıp bura zengelediler. Çantaları da bura getirdiler. Aa, Tütün'ün çantası da buradaymış. Neyse boş ver onu. Bir saniye. Saçma şam. Parfümüm. Törpüm. Şey yok. Ne yok? Aa, şey ya. Ha, yoksa böyle pul kisinizi alıp kaçtılar ha? Yok, pul kisimi değil de şey, adres defterim yokmuş ama olsun, mühim değil. Yaşa artık, yani o kadar da olsun, adres defteri de geçsin. Öyle değil. Ha, tabii ne olacak? Başlayacağım şimdi. Yüzüğüne de aşkına da ızdırapına da çıkmıyor kardeşim. Kemal'in evlilik yüzüğünü görünce ne yapacak? Az sonra. Ölene kadar seninim. Ya bunu söyleyeceğim dilimin ucunda da Allah Allah Cazibe bu ne ya? Yüzüktü. Aa, hemen bil aman aferin hemen bil. Hayatım bir daha bakayım. Evet cevap veriyoruz yani yüzüğüm yemese de söylemek istiyorum. Evet o bir yüzük. Kemal. Seninle oyun oynayacak hiç vaktim yok anladın mı? Hiç vaktim yok. Delirtme beni bu alyansa diğer teki kimge? Böceğim. Dur bana böceğim deme. Bana böceğim de bu böceğim diyen aldı. Çat 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 patlatırım anladın mı? Bana bak o alyansın diğer teki kim derse git ona böceğim de anladın mı? Ben sana Allah kahretmesin seni. Bana bak kim o alyansın sahibi? Kim o diğer kadın bana söyle. Çap taşını başına yolacağım. Ama önce senin su taşını başına yolacağım anladın mı? Böceğim ne yapıyorsun hemen saç baş yolmaya daldın ya. Yolarım. Yolarım. Çok pis yolarım. Yürgat, o da yürgat de yürgat. Başıma neler geldi görüyor musun? Hayret bir şey. Çabuk o kadın kim söyle. Çabuk o kadın kim... Cazibe. Singe Hanım. Yazıklar olsun sana. Seni de dost bilmiştim. Kemal abin gitmiş birileriyle evlenmiş. Bunu bana söylemiyorsun. Ne biçim arkadaşsın? Aramızdaki sınıf farkını hiçe saymıştım. Seninle arkadaşlık etmiştim. Doyamadım bir daha tüküreceğim. Böceğim benim kimseyle evlendiğim falan yok yapma. Bu alyans ne peki? Aa Paris. Paris anne görüyor musun? Görüyor musun? Baban yani sana cici anne getirmiş. Daha benle evlenmeden ya şurada gül gibi gül gibi pelerindi falan. Şaka on numara sevgilin duruyor ya. Gittin en kıtırığından 18 ayar alyansı başka kadına mı taktın ha? Ha başka kadına mı taktın? Kim o Kemal? Söyle. Kim o Kemal? O zaman sana gerçeği söylemenin zamanı geldi. Ne heyet? Hiç olmazsa benden duy. Başkalarından duyacağına benden duy be Simge. Zaten bunu senden saklamak nafile bir çabaydı. Yani birazdan anlatacaklarım seni şoke sokabilir. O yüzden ellerini böyle ağzına yakın tut. Bana bak. Çok lafa eveledin geveledin. Söyler misin lütfen? Ya kim o ya? Kim o parçalayacağım? Kim o şırfatı?
şırfıntının adı? Şırfıntı. O şırfıntının adı? Barış. Ne? Nece Barış? Ne Barış'ı ya? Kemal Bey, eminseniz başkası olmasın. Yok yok, Barış iyidir. Barış candır. Barış. Allah'ım ya Rabbim ya. Kemal'le Barış Hollanda'ya gitmiş, bir de evlenmiş. Ya Hollanda'sı hayatım, ne diyorsun ya? Ah Cazibe, ah görüyor musun? Yani mağdur muyum, değil miyim? Şaştım kaldım vallahi. Yani bir kadınla beni aldatsa elbette daha çok üzülürdüm. Ama tabii bir kadının dünya üzerindeki en şahane örneğiyle zaten birlikte olduğu için gitti beni bir erkekle aldattı. Ne yaptı? Gitti Barış'la evlendi, görüyor musun? Ya benim Barış'la evlendiğim falan yok. Yok mu? Yok. Evet, var. Var ama bak ben sana şunu açıklayayım hayatım. Ya biz şirkette motivasyonu arttırmak için bir piyes düzenledik. Yani oyun böyle, tiyatro oyunu gibi. Bu bir sebebi, sürpriz yani olsun diye. Barış da orada benim rol icabı karım oldu ya. Şimdi bu gerizekalı, bu amip, ben metot oyuncusuyum. Aman aksesuarsız olmaz. Aman işte yüzük takalım bilmem ne dedi. Gitti yüzük aldı. O yüzük, o yüzük işte hayatım. Yani ben de o yüzüğü taktım böyle. Gerizekalı daralmış. Çıkartamadım. Aha da şimdi çıktı yani. Yaşı o vakti Kemal Bey. Size soruşaram. Niye bele o yüzüğü yara bandınla bele sarıp sarmalayıp Singe Hanım'dan gizlettiniz he? Vallahi çok güzel soru. Çak. Vallahi 10 numara soru sordun. Seni tebrik ediyorum. Aferin, gel bakayım. Niye? Sen de kimden yanasın belli değil ha. Oo, benden yana. Cadı ve benden yana. Tamam ya, al ya. Nasıl bantlamayayım, nasıl saklamayayım ya? Allah aşkına eline vicdanına koy sevgilim ya. Nasıl bantlamayayım ya? Yani rol gereği de olsa sen bu gerizekalı amiple evlensen o yüzüğü saklamak istemez misin ya? Ah Kemal Bey, yaşlı ki rol gereği bile bir amiple evlenmişseniz. Yani rol gereği olmayıp hakikatte bile öküzle evli olanlar var. Öküzü nereden çıkarttın şimdi? Bu kızın da şakaları. Tövbe estağfurullah. Saçma sapan yani vallahi. Aman. Hadi bana başka soracağın soru yoksa bu konuyu kapatalım artık ya. Sen niye gelmiştin aşkım ya? Ya şeyden dolayı geldim ben. Bana sokakta kaçtı kaptı yaptılar. Çantamı kaçıp kaptılar. Anladın mı? Ondan dolayı gelmiştim. Meğersem benden önce polisler gelmiş çantamı getirmiş. Ay Allah'ım ya Rabbim, ne gün ama ya. Bu ne kadar ilginç bir gün ya. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Kemal. Karın nerede Barış? Karın bizim var ya, acayip. Ya acayip, ben kaç ay bundan makara geçerim seninle. Çok komik olay ya. Çok acayip ya. Komik ama. Acayip streslendim. Ya bütün gün stres oldum. Ben gideyim de birazcık alışveriş yapayım. Git limiti zorla. Post makinelerinden böyle duman çıksın. Hadi hayatım git. Bir şey söyleyeceğim. Piyese geliyorum. En önden bana yer ayırttırıyorsun, tamam mı? Hangi piyese? Ha bu piyese. Ama hayatım bu piyese şimdi ayaküstü şirkette yapacağız böyle kokteyl havasında. Yani öyle çok önemli bir şey değil. Bence sen şey yapma. Şaparım. Çok pis şaparım, şapacağım da. O piyese geleceğim. O piyesin gerçek olup olmadığını göreceğim. O yüzük, bu yüzük bir bakacağım. Tamam mı canım benim? Hadi bakalım. Af bir de zenk. Seni gidin. Bakın, şapın. Böyle izleyin, gözleyin. Sen tipsin ya. Vallahi tipsin ya. Neden bantlamış falan? Tövbe estağfurullah. Doğruyu demek bu kadar çetindi. Çetindi. Macera başlıyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Selam be. Kemal Bey, selam. Selam Simge Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Simge Hanım. Merhabalar, ben Bahir. Ay tövbe estağfurullah, midenize bir şey mi dokundu? Gark mı ettiniz, istifra mı ettiniz? Ne oldu onu? Yok ya, olur mu ya? İstifa etmedim ben, görevimin başındayım ya. Şaşırdınız değil mi? Sürpriz. Kemal Bey, ne diyor bu çoban salatız böyle bir şey? Efendim, Simge Hanım, biz oynayacağımız oyunun provasını yapıyorduk da. Evet, işte sabah akşam prova yapıyoruz. Sanat böyle bir şey. O zaman bir şey söyleyeceğim. Prova yapıyorsanız, hani ben bakmayayım, bak gözde
Çabuk abim. Oyunumuzu en önden seyredin ki alkışlarınızı daha rahat duyabileyim. Tabii, tabii. Koh koh. Ah ki koh koh koh. Ben gidiyorum rahat rahat prova yapın. Siz bakmıyorum, ben bakmıyorum. Of, of. İş yok, güç yok. Sıkıntıdan patladım vallahi. Öf. İki karım da memlekete izne gitti. Keşke bari bir tanesi burada kalsaydı da iki kelam ederdik. Ama Allah'tan ikisi de izinde. Allah'tan ikisi de birbirinden habersiz. Yoksa yakalanırsam benim çıramı yakarlar. Tövbe estağfurullah. Bre, bu saatte kim gelir buraya? Kudüs. Mahinur, aşkım, sen memlekette izinde değil miydin yahu? Kurbüzüm, kurbüzüm, güzel kocacığım. Ben korkuya gitmedim, gitmedim. Çünkü dedim ki, kurbüzü burada canı sıkılır. Canı sıkılınca da başka... Aa, şiftelere bana bile bakar diye. Şey yapmadım, gitmedim. Abartma gerizekalı. Aşk olsun be Mahinur. Benim gözüm senden başka hatun kişi görmez. Bunu bilmez misin yahu? Bilir miyim? Sizin... Gerizekalı. Gözün başka kadına kayarsa gözlerini oyarım. Gözüm başka kadın... Başka kadınlara kayarsa... İki gözünü de oyarım Kurbüz. Lan ezberlemişi buysa Barış Amip'i ne yapacak çok merak ediyorum. Ulan ezberlemişi buysa Barış Amip'i ne yapacak bilmiyorum. Sana demedim gerizekalı. Sana demedim gerizekalı. Belanı versin. Allah belanı versin. Lan oğlum sus, rezil olduk. Lan oğlum sus, rezil olduk. Tik 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 mi? Bu saatte kale kim Kurbüz? Bilmiyorum. Mahinur belki de alacaklılardır yahu. Bence sen şu koltuğun arkasına saklan. Sana bir zarar gelirse bu dünyada ben yaşayamam. Saklan lan, saklan. Aman evet, saklanayım ben hemen. Siz Piggy. Ulan Osmanlı'da böyle kadın olur mu salak, ne yaptın? Şşt, abicim, seyircinin önünde tartışmayalım istersen. Sus be, sus. Aa, Okşan karıcığım, sen memlekete gitmemiş miydin? Kemal! Kemal'i lan. Kim bu yellof? Allah cezanı versin oğlum, ilk önce biraz arayacaktın. Ya abicim, ben oraları tam ezberleyemedim şimdi. Bizimki böyle butik bir iş olsun böyle kısa. Hadi senin o butik beynine. Aa, yellof! Senin ne işin var benim kocamın evinde? Asıl senin ne işin var benim kocamın evinde? Aa, senin kocan mı? Kurbüz! Ne diyor bir yellof? Defol git kocamın evinden! Defol git! Allah Allah kardeşim ya! Defolup gitmezsen ne olacakmış ya? Eğer defolup gitmezsen seni bütün televizyon kanallarındaki o kadın programlarını söylerim, çıkarım hepsini de teker teker. İşte benim kocamı elimden alan yellozuf işte bu diye herkese söylerim. Gerizekalı, bu dönemde ne kadın programı? Oo, kardeşim hem erken giriyorsun hem benim laflarımı söylüyorsun. Bu şartlar altında ben nasıl sana çıkışılığımı simganıma gösterteceğim ya? Ziver Bey, bir saçmalama, dur yerinde, dur. Duramam Kemal Bey, duramam ya. Verin paramı, ben oynamıyorum artık kardeşim. Ne parası oğlum, manyak mısın sen? Madem oynamıyorsun, sen benden aldığın 300 lirayı ver, ver bakayım ver. Kemal Bey, ne diyorsunuz, ne 300'ü? Ben size direktman bizzat kendim 500 lira verdim, 500, 500. Ne 500'ü be, ben 300 verdim sana be. 500. 300. 500. Barış. Barış? İşte sevgili dostlar, bizimkisi de böyle bir oyundu. Eğer sürçülisan ettiysek
affola. Gel lan buraya, gel. Süper, süper. Şahane, fevkalade, olağanüstü mükemmelliğinde. Cehil, cehil lan, cehil, gerizekalı, cehil. Hakikaten. Navigator'ımıza göre Erdoğan'ın evi tam olarak bu binada. Bak kırmızı yanıyor bak. Geldik. Allah'ım yarabbim sen nasıl bir insansın Tuticcom ya? Ya Erdoğan'ın Kemal'in komşusu olduğunu bilmiyor musun? Navigasyona ne gerek var? He ne gerek var? Ya öyle deme. Büyüklerimiz ne demiş? Ben söz dinleyen küçük bir kız çocuğuyum. Eşeğini sağlam kazığa bağlayacaksın demişler. Ben de navigatöre bağladım işte. Ne var? Öyle bir şey ya. Sen kendini sağlam kazığa bağlasana. Ya çünkü şu yaptığın aynen bir eşeklik yani. Hayret bir şey ya. Biliyorum ben senin neden Erdoğan'ın partisi olduğunu bana söylemediğini. Erdoğan'ın partisi deseydin ben izin vermeyecektim tabii ki partiye gitmemize. O yüzden söylemiyorsun sen. Ama Simsim. Ama Simsim. Biliyorsun ki emrivakilerden hiç ama hiç hoşlanmam. Ve bunu sadece liseden kalma bir zaafın diye affediyorum. Ama bir daha olursa seni Afet Hoca'ya söylerim, kulaklarından taban alsı verir seni, anladın mı? Hoca camide simsim, hoca camide. Hoca camide simsim, hayret bir şey değil de maşallah pavuç kadar. Sen partiye gir şimdi, ben bir Kemal abine bakacağım. Bakacağım, iş güç demişti, çalışacağım akşam demişti. Belki partinin burnunun dibinde olduğunu görünce gelir. Hadi bakalım. Çünkü bana bak, çok oyalanma, ben sensiz kalamam içeride çok. Gel. Tamam. Erdoğan. Hayret ya. İlk defa uzun boyluyum diye bir partiden kovuluyorum ben de. Hayır hadi ben geliyorum. Hay senin şom ağzına. Makbule Hanım, bir müsaade eder misiniz? Barış'a birkaç göstermek istediğim figür var da. Gel gel. Gel. Bir dinle de iki figür şeysi yapayım da ben geleyim o zaman. Sen ne biçim şomazlı bir adamsın? Manyak, manyak! Simge kapıda. At! Simge gene! At! At benim yengeme bak ya! Bak kadın şey yapmış, tam senin en mutlu gününde kalkmış, taburalara kadar gelmiş diye. Ne kadar ciğerli kız o öyle ya! Açsana lan kapıyı! Ayakta da gidi kaldı kız. Aç lan kapıyı, aç. Barış sen gerçekten gerizekalısın. Karar verdin, vallahi gerizekalısın. Lan Amip, balık kadar bile hafızan yok. Az önce Simge yenge gelmezse sorun olmaz demedin mi? Bak geldi! İyi de abim, senin yenge bir partiye falan gidecek demedin mi sen? Ne alakası var? E gitmemiş demek ki, vazgeçmiş. Bak kapıda duruyor, ne yapacağız şimdi? Evet, o zaman kapıyı çaldın çaldın, gider Kemal, boş ver sen. Allah Allah, vallahi manyaksın sen ya. Sen yer satıcı mı lan bu kapıyı çalıp çabuk gitsin? Mecburen açacağım, bir yalan uydurup göndereceğim. Çok güzel fikir lan. Senden çıkmadığı için olabilir mi acaba? Bir düşün bakalım. Tip! Sorunumuz bitmedi daha. Şimdi bu içerideki sesleri falan duymuştur o bence. Kapıya gidene kadar, kapıyı açana kadar sessizliğe ihtiyacım var. Ha. Tamam Kemal, hallettim ben onu. Neyi hallettin lan? Bak şimdi, seyret. Arkadaşlar, lütfen müziği kesebilir miyiz? Lütfen, lütfen, bir saniye, bir saniye. Sevgili misafirler, sizden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum ben şimdi. İzninizle evlilik şehitlerimiz ve sevdiklerine kavuşamayıp canlarına kıyan vatan evlatlarımız için sizleri birer dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Lütfen, 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 lütfen. Ve de Kinyas dedeler için. Evet, ve de Kinyas dedeler için. Lütfen. Çok hassas bir şey bu. Biraz daha ileri alırsak arkadan gelen saygı duruşu için hani biraz daha ileri, biraz daha ileri. Biraz daha böyle şu tarafa doğru böyle saygı duyarsak eğer çok tam şey olacak. Şöyle şey yapalım. Süper. Böceğim sen mi geldin ya? Ben geldim böceğim. Niye o kapı iki saattir açılmıyor ha? Ha? Çalışıyorum hayatım. Çalıştığım için yani çalışıyorum. Aa, bu kıyafetle mi çalışıyorsun? Ha, ya şimdi Cazibe bütün benim pijamaları, böyle üzerine affet uzun donları, monları hepsini yıkamış. Her şey ıslak asmışlar.
Ben de bir şey bulamadım. Buldum, bunlarla idare ettim. Hem işime de daha böyle saygılı gösteririm diye kendimi yani. O anla, anlamla yani. İçeriden müzik sesi geliyordu, o ne? Ben çalışırken müzik dinliyorum ya hayatım. Onun için duymadım zaten senin geldiğini. Müziği kapatınca da geldiğini duydum yani. Bir dakika ya. Sen partiye gitmeyecek miydin? Ne işin var burada? Ya ben de işte çalışmaya ara verirsin falan da fel oldu. Yanıma gelirsin diye birlikte böyle parti falan yaparız diye şey yapmıştım. Ay yaptın ama gelemem hayatım. Baban hop kilitledi bana raporları ya. Bir sürü iş var ya. Of. Olacak ben de gelip senin yanında yamaçında duruveririm. Olmaz, olmaz. Yamaç mamaç olmaz. Olmaz çünkü niye olmaz? Şeyden olmaz. Sen sormadan ben söyleyeyim hayatım. Şeyden olmaz. Yani ben orada böyle bütün eski tozlu böyle ofisteki bütün dosyaları eve getirdim. Ve o kadar tozlular ki senin de toza alerjin var tabii. Ben bile hala öksürüyorum yani çok fena. Ay ne olacak dert ettiğin şey var ya. Evde hizmetçi var ya. Cazibe temizler hepsini. Hayatım zaten kızcağız temizliyor ama bitmiyor. Yani bitmiyor. Ya bir şey söyleyeceğim ben sana ya. Sen şimdi geç partiye, ak geceye. Ben de işlerimi toparlayıp hop ben de yandan oraya akarım ha. Bak geleceğim ama. Ben de bak geleceğim tabii. Bak geleceğim söz ver. Söz söz. Parmak ver. Parmak vereyim al. Bak geleceksin tamam mı? Geleceğim tabii hayatım gelirim ben yani tabii. Sen okuduğunu da mı anlamıyorsun? Ya ilanda o kadar yazıyoruz ya. 1.70'in üstünde erkek alınmıyor bu partiye. Get out! Allah! Vay, Leonardo DiCaprio. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan Erdo? Hobbitler arası parti mi düzenliyorsun? Sen de gel istersen. Bir sehpa lazımdı. Senin kelebeğe cilaya attık mı cillop zigon sehpa olur senden. Ben gelirim de senin boy şartına uymam. Onu baştan söyleyeyim de. Boy şartımıza uyan kadın misafirlerimize yöneliriz biz de. Simsim, Tuti içeride bekliyor seni. Hadi, puşta tempo, 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 puşta tempo. Gördüğün gibi bu akşam fena halde sağlı sollu yürüyorum. İstersen Cazibe'ye de söyle. Belki biraz özgürlük ister. Belki dağıtmak ister. Partime gelmek ister. Tabii tabii. Partine gelmek isterse senin burada olduğunu söylerim vazgeçer. Bana bak sana buradan bir indiririm kafayı. Ağzını burnunu kırarım ha. Hadi gir lan içeri gel. Deli Devito'nun süt içmemişi. Gir içeri. Tip Pergo. Tip. Selam arkadaşlar. Canım. Vay yakışıklı prense bak be. Helal olsun. Kemal abi benim partime geldiğini görünce, böyle kostüme önem verdiğini görünce, mevsim bahar olunca ağlamayacağım kendimi tutayım. Kemal abi kardeşim. Kemal abi benim ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun paçaya yapışan kanişler gibi? Git hadi git. Ya Kemal enişte gerçekten kostümün yıkılıyor. Anacığım siz de benim kıyafetime taktınız. Evde ne bulduysam giydim işte ya günlük halim. Lay 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 lay. Kim o başka? Lay 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 lay. Kim o başka? Ay güzel. Kemal gelince uygun bir anda planımı uygulamaya koyabilirim. Barış, oğlum Kemal nerede kaldı? Cehenneme gider gitti. Şey, Mehmet amca, bakkala kadar falan gittiydi de bu fotoğraf makinesine pil şeysi alacaktı da o şeyden işte. Fotoğraf ekibi de gelmedi. Sen adresi doğru verdiğine emin misin? Abi ya Mehmet amca, burası benim her gün girip çıktığım yer yazık değil. Şaşırır mıyım hiç? Fotoğraf ekibi mi? Evet. Mehmet tutturdu Dillan oynayacağım diye de. Dillan da ne? Dillan Metbile bacı, Dillan böyle Malatya'da oynanan halaya değerli. Aferin bak gördün mü nasıl öğrendi? Gelseler halay çekmesini de öğreteceğim kızıma. Neyse canım düğün dediğin şenlikle olur. Ben şöyle bir şarkı söyleyeyim de alem burada düğün olduğunu anlasın. Hadi bakalım söz arkadaşlarım. Son, iki, üç, dört. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ayva çiçek açmış,
olmaz bu gelecek. Ay Fikir, ne oluyor? Sen eğlenmiyor musun ya? Yoksa aklın evdekilerde mi kaldı? Evdekiler mi? Hangi evdekiler ya? Ne? Raporlar, dosyalar, falanlar da felonlar. Ha, raporlar, dosyalar, falanlar, felonlar. Evet, sorma ya. Gitti de babam vallahi. Bizim iş yani abi. Ah canım benim. Pek eğlenmiyor gibisin. O yüzden şey yaptım. Hayatım vallahi normalde gelmezdim de işte. Hani senin hatırına sen buradasın de sen kendine dua et yani. Senin için geldim ha. Ay Kemal, gecenin sürprizini bir duysan dağılırsın, bayılırsın. Ya öyle mi? Ne sürpriziymiş o Tuti? Çok uzaklardan misafirlerimiz vardı. Sen anla artık. Uzaklardan misafir mi? Ne kadar uzaklardan ya? Ankara'nın da ötesinden misafirler mi? Anlamadım ki. Böceğim ben görmedim. Tuti görmüş, sürpriz yapmışlar. Hayatım vallahi billahi ekmek kuran çarpsın. Bana da sürpriz oldu ya. Benim de haberim yoktu. Bir girdim içeri ta 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 Malatya'dan gelmişler ya. Üşenmeyin. Ay Böceğim ne Tatarsın ne Malatya'sı ya. Rus bunlar, Rus. Hayatım kaç yıllık annem babam ne Rus'u nereden çıkardın şimdi ya? Ah canım çalışmaktan beyni sulanmış. Kıyamam ben ya, ne diyor? Kemal partiye revi getiriyoruz. Ay anlamadı ya, Rus dansçılar, revi diyorum. Sürpriz. Ah o uzaktan gelen. Ha uzaktan gel, Rusya'dan gelen Rus dansı. Oo revi bayılırım, tamam süper revi. Bana bak, ne oluyor birden enerjin arttı, yanaklar pembeleşti falan, ha? Ya, yok hayatım bana da yani şey oldum yani, ben de şok oldum, şok oldum çocuklar yani bir anda söyleyince. Yoksa benimle ne alakası var ya? Ay vallahi ucunda. Hayatım ya ben bir su döküp de geleyim ya, sen takıl lavaboya gidip geliyorum hadi. Aa pom pom diyeceğim, hadi bakalım. Hadi baba, hadi aç. Ay keşke birden söylemeseydim, şok ya oldu. Gelmişiz değil mi? Evet. Biz daire 5 değil ki, daire 5 Erdoğan'ın dairesi yani. Aa yanlış yere mi gitti acaba? Barış işte ya, ben biliyorum Barış ya, başıma geleceği biliyorum yani ama şimdi durumda da yani çocuğa kızamıyorum. Ne yapalım? Şimdi Hobbitlerin arkadaşları o pastayı hacamat ederler. Biz de kurtulmuş oluruz. Öf! Gene bir şey geliyor yani. Düğün vakti ne geliyor anlamadım ki ya. Dank! Baba! Sen ne dedin? Düğün pastasının üstüne mutluluklar Cazibe Kemal mi yazdırdım dedin? Evet. Üzerine hatta resimlerini de koydum dedim. Ha resim de koydun yani tam tüy dikmiş oldun. Ben o zaman hemen gideyim şu pastamızı alayım, geleyim. Yoksa pasta yerine helvam yenecek vallahi billahi ya. Ay helva mı dedin? Ya ne yazıyor bakayım? Mutluluklar Cazibe Kemal. Vay kabriyo Kemal'e bak be. Pasta getirmiş. Helalesin be. Getirin beyler. Tuti. Aşkın sana pasta yolluyor. Lan! Simge. Astroloji. Ay pastayı şey yaptım ben, pastayı şey yaptım. Pasta savaşı! Kemal abi pasta... Ben de dedim ya. Allah!
Ya bu şimdi pasta yan tarafa gitti ya yanlışlıkla. Ondan sonra bu hobbit bir arkadaşla da aman biz pasta yiyeceğiz diye böyle daldılar. Ben de yok yersiniz yiyemezsiniz falan biraz itiş kakış oldu ya. Yazıyı gördüler. Yok yok son anda hallettim merak etme. Geç geç hadi. Of ya pasta da mı yok? Pasta yoksa benim de isim yok. Ben nereden arayayım bari. Düğün fotoğraflarını keşke önceden çektirseydik. Aman bendeciğim sen de neye taktın ha? Ne yapalım yani damatlık pasta olduysa bir çaresini buluruz. Çektiririz fotoğrafı ya. Bende. Ben pasta istiyorum. Bende. Ardo. Ardo. Bak bu küçük adamcık pasta soruyor. Gel bakalım. Kerim sizin Kerim. Gel bakalım. Ahmet sana pasta yedirsin. Erdo Ahmet. Herkes tamam değil mi? Aa, Şerefim nerede? Aa, senin Şerefin var mı? Sen yutmuş olmayasın. Şeref, Şeref. Nerede Şeref? Ya Şeref şeyde ya, madem burada pasta yok dedi çocuk, Erdolar'da var dedi. Erdolar'a gitti, ben gördüm. İyi tamam, gitsin ne yapalım ya. Lan bu, orada yanda düğün var demesin ya. Ay, hege geten diyebilir Kemal. Ya diyebilirse diyebilir, ne olacak? Diyersin ya. Aa, olmaz. Bu fotoğrafta mutlaka Şeref'in de olması lazım. Ben Şeref'i kapıp geliyorum. Bana bak, senin annen burada olduğunu biliyor musun? Merak etmesin annen. Annem düğünde. Ah canım, düğünde şarkı söylüyor kadın herhalde. Ekmek parası. Annem. Şeref! Şeref! Ah! 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 Bebeğim, bebeğim, yumurta gibi. Annesi bunu bir avazla doğurdu. Vallahi billahi. Canım, canım benim ya. Kemal, ne oldu? Şey oldu hayatım ya. Annesi Şeref'i merak etmiş de bize geldi. Ben de Şeref'e bakmaya geldim. Size mi geldi ama annem zaten? Çocuğum, çocuğum. Böyle büyükler konuşurken çok konuşma. Hadi bakayım. Doğru annenin yanına. Hadi koş, koş. Yavaş. Ay Kemal, bana bak. Çocuk sana da ismini yanlış söylemiş ya. Şeref zannediyor ismini. Şekip, Şekip onun adı. Şekip. Ama neyse canım, neyse ne işte. Nasıl gidiyor parti alarm? Parti. Ay, ay. Hocam ne oldu sana? Anlatmadım böcüğüm ya. Sen bu salak Erdo var ya, revücü kız çağıracağım diye şakkıda şurkuda halaya gitmiş abi. Sen salak mı ya? Ay neyse ben birazcık makyajımı toparlayacağım. Geçiyorum içeri. Ne yapsaydık yani hanımefendi? Etnik dans etmeye geldiler. Biz de kıramadık, oynattık. Gelmedi revücüler. Gelmedi revücüler. Rusya'dan gelmediler. Vallahi Erdo'cum üzülerek söylüyorum ki bir yanlışlık yok ortada. Çünkü senin revücüler yanlışlıkla benim eve gelip dans edip gittiler. Nasıl ya? Ya. Dur ya. Kankeyta! Kankeyta! Ya Kankeyta ya! Ne olmuş biliyor musun ya? Ya revücü kızlar Kemal abiye gitmiş. Kemal abinin koca göbeği temsil dans etmiş abi. Bütün Rus revücüleri. Ne diyorsun ya? Şey, revücüler Kemal'e mi gitmişler? Yok canım. O kadar da... Yok, o kadar da yapmaz ya. Onu yapmaz ya. Hemen, hemen. Good, good party. Very, very good. No telefon, no. Dangerous, dangerous. No telefon. I'm a tourist. Bir dakika, bir dakika. Turist Ömer, bir dakika. Allah Allah. Benim bir arkadaşım var. Acilen babası hastalandı, benden böyle borç para alıp ilk uçakla Fethiye'ye gitti. Onu arıyorum. Bakalım gitti mi, gitmedi mi? Bir yanlışlık var mı, yok mu? Ay, no telefon, no, no. Dangerous, dangerous. No, ay, ay. Lan oğlum Hans, sen niye titreme geldi sana aniden böyle, ha? Elektrik boogie man, elektrik boogie. Dönüştü, sen direkt patlam. Elektrik boogie. Ne oluyor burada ya? Ay, ay. Ne oluyor Erdoğan'cı? Şu maskeli arkadaşın maskesinin altında arkadaş maskesi takan bir şerefsiz olduğunu düşünüyorum. Kemal! Abicim sen nereden çıktın bak birden şu maske yüzünden tanıyamadım seni. Lan bana bunu da mı yapacaktın be? Bana bunu da mı yapacaktın be Barış? Abicim çok teşekkür ederim şimdi yani. Sen şimdi niye beni cep telefonunla arıyorsun Kemal? Ben şimdi ya uçakta olsaydım, Allah muhafaza, uçak falan düşecek, ölecektim ama ayıp yani Kemal.
Ya gerçekten çok ayıp ha. Ecel geldi cihane. Uçak muçak bahane. Bak uçak düşmedi ama ne yazık ki sen gene de öleceksin Barış. Şahadet getir lan. Vahşi cazibe. Gelme! İstanbul seni acil. Kaldır ayağını. Ben burada düşüp bayılacağım diyorum. Bunlar hala bir romantik romantik bir sürü bir şeyler ya. Ne varsa artık şimdi. Ne, burada şimdi bir saat dur. Ne var ya? Ne kapı. Ya ne? Nene var be? Leylek. Ya Kemal parti bitti. Neredesin? Astroloji.